şu alanlar görüldüğü kadarıyla kayalık ve sert zemin olduğu için riski daha az bölgeler. Bir, ikincisi gelecek olan dalga bu tarafı etkileyecek. Diğeri kırılmış zaten. Demek ki önce burayı bir şekilde seyrekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Şu zemin daha sağlam olduğuna Daha göre iyi bu şehrin evet. planlaması da şu getir hocam. İkisinin şuraya bu bölgeye kaydırılması lazım. Öyle mi? 10 ve 20 yıl. Yani o çok kolay iş Aynı değil. yani. Mesela Evet. kolay Yani değil ama. Büyükçekmece barajımız var, burada su havzamız var, burada Polonezköy Tabiat Parkı var, bunun korunması gerekiyor. Yani bu kenti de her yere öyle Hayır. paldır Mesela küldür bakın giremiyoruz yani. şöyle Bunun da eğer bir dakika deniz istiyorsan al sana deniz daha şey ondan sonra ama burada bütün 5 milyon insanı kaybetmek mi? hayır, asla kaybetmeyeceğiz işte. Bu çok önemli. Yani estetiği bozulacak diye insanlarımızı kaybedemeyiz. Yani bu Onu çok söylüyorum önemli. ben de Yani işte. bu en önemli mesele. Ama Burada seyrekleştirme net birinci... olması lazım bazıları. Politikacıdan da net olması lazım. Bakın burada Sert herkes önlemler biraz diyorsunuz, değil dans mi? ediyor. Yok kardeşim. Her şeyi kazanamazsın. Ya insanı kurtaracaksın burada hızla ya da doğadan bir miktar kaybedeceksin. Tamam mı? Ve de kentin bir kısmının geleceğinden de kaybedebilirsin. Bakın kentin havzalarını bozabilirsin, ana dokusunu yok edebilirsin ama insanlarını kurtarmayı esas alıyorsan bunları da Ben de onu yapacaksın. söylüyorum. Yani şimdi bakın aynı şekilde mesela İkinci Dünya Harbi'nde Almanların 13 milyon insanı ölüyor. Şeyde pardon alan bombardımanda yıkılıyor. Bu planlamaları ona göre yapıyorlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Biz de çok büyük bir yıkım gördük. Evet, Onu yaptık evet. anladım. Şimdi bu Evet, yeni... deprem olmadan böyle bir planlama yapılırsa benim söylediğim tabii bu Ama o planlamayla olacak. acele etmeyelim. Yani bu Master plandan hayır, bahsediyorum. bununla ilgili insanlar oturacak, düşürecek ve yapacak. Yani bu hemen bizim böyle o buraya Hocam bir günde yerleşelim mi değil. olmazsa bir Anladın mı? Bizim işimiz değil bu. gayrimenkulün bir fiyatı Hayır, var, bizim işimiz. planlaması var. Bizim işimiz bak, biz filozofisini şöyle düşüneceğiz. Eskiden solculuk neydi? Sen bilmezsin bunları tabii. İftiradır. Yaşın yetmez. Hocam İstanbul Üniversitesi mezunu. Dikkat et. Şimdi Komünizmi bilmeden bizim kaç okuldan mezun tane kaç olamazsın. tane gecekondu yaptın diye sorarlardı. Yani Tamam. gecekondu yapmak o zaman toplumculuk ve soldan olmaktı. Tamam mı? Şimdi onlar ya kent bozulacak diye milletin ölmesine şey yapıyorlar. Şimdi bak ne kadar değişti toplum. İnsanlar adam Algıları da değişti. çaresiz, çaresiz. Ya işte kent bozulur, ora öyle olur, bura böyle. Ne olacak? Benim söylediğim gibi. Hocam çok acı ama az önce Ferhat Murat'ın da dediği Üstad gibi buna daha iyi cevap Hatay'da verir. da bunu O konuşmuyor gülüyor muyduk? bize Yani o arkadan Asi şey. Nehri'nin Aslında tam etrafındaki bam yapı teli bozulmasın burası. diye Bak tam yıllarca bam teli dönüşmemiş. burası. Şimdi tam şey olay burada bitiyor. Yani şimdi toplumculuk, doğa ve yani toplumculuk, aydınlanmacılık, ilericilik. Şimdi burada bize bir soru soruyor. Diyor ki afet riski altında yaşayan büyük bir kesim var. Bunlar da yoksul kesim aslında. Ve yoksul, çaresiz kesimler bunlar. Çaresi olan gidiyor zaten. Diyor bana ben eyvallah diyor gidiyor. Hocam çok da Şimdi yoksul burada yerlerden Bakırköy bahsetmiyorsunuz mesela. Hayır İstanbul'da. efendim bunlar bakın Florya. burada burada da var ama ya buradaki insanların bir kısmı ne yapıyor? 2-3 katlı. Mesela buralarda alçak şeyler var. Yani ne bileyim Hocam hiç Bakırköy'de. öyle değil. Biraz Florya'da öyle. Varlar. Yani Bakırköy'de hiç alçak Ay katlı. biliyorum sorun Minimum var. 5 kat. Hayır ama esas yoksulların çözümsüzlüğü var. Bunu kabul edelim yani. Ya Hani biz bazı peki ilçelerde ölümünü estetik bekleyen kaygı yapmışız Peki ama hocam, tabutu o gibi zaman yani. Şimdi ben şöyle bunu söyleyeyim. niye kabul etmiyoruz? Şu sahile rüzgarı kesecek şekilde çok büyük binalar yapıldı. Bu çok büyük bir şey değil mi? Risk değil mi? İlk darbeyi o binalar Ay alacak yani. şöyle, eğer siz bu binalarınızı derine soketlediyseniz, yani fore kazıklarla Sağlam siz bunu zemine değil mi? aşağı ona oturttuysanız sorunuz yok. Hocam Ama 2000'den bakın önce ilk fore şey kazık bu teknolojisi darbe var buradan mıydı? gelecek yani. Kullanılıyor muydu? Tabii Peki çok yüksek katlılarda mı? Yani böyle 20-30 katlı binalarda mı yoksa yok, standart onlar iyi 8-10 yapılmış yapılar katlarda? var. Bunu size net söyleyebilirim. Nerelerde? Nerelerde? İyi yapılmış yapılar. Bu alanlardaki yüksek yapılarda, deniz kenarındaki o eski büyük binalarda falan Hocam var.
Yani bu teknoloji ben, daha orada, yeri gelmedi. Orada, bakın müsaadenle orada sizden ayrılıyor. Neden tabii biliyor musunuz? Bakın, tabii ki hocam. Hamburg ve Dresden saldırılarında bu yüksek ama. Binalardan dolayı sorun hocam. Yangın kaçamadı. İnsanlar da kaçamadı o işte. Ben oraya bakıyorum yani. Hocam Ali hocamın bir sorusu varmış Hüseyin evet. hocama. Buyurun. Hocam müsaade ederseniz. O büyük binalar çok büyük risk yani. Buyurun. Çok basit bir şey soracağım. Şimdi bu halkın iradesi, milletin iradesi doğrultusunda olacak bir değişimden, dönüşümden söz ediyorsun. Yani bunu millet bu doğrultuda bilinçlenip talep etmezse yönetimin ya ne olacak ya buna gerek yok diyor işte. Diyor. Gerek yok diyor. 650 bin konut mümkün değil zaten gerek de yok diyor mevcut belediye başkanı. Şimdi halkın bu konudaki bilincine baktığımız zaman Merve biraz önce gösterdi. Burada da zaten temsilcileri var bizler. Sıfıra yakın yani bu konudaki duyarlılığımız ve de bu konudaki talepkarlığımız yani şu olsun bu olsun kendimizi koruyalım orayı da yapalım. Bunu hangi belediye başkanı vaat ediyor? Şimdi bakın bu tablo bana bir ilgisizlik ve duyarsızlık tablosu gibi geliyor hocam. Doğru. Kesin. Şimdi bu ilgisizlik ve duyarsızlıkla sizin söylediğiniz hiçbir şey yapılamaz. Çünkü onu yapacak olan iradeyi... Talep lazım. Bunu yapacak olan fikriyatı zorlayacak bir milli irade lazım. O yok. Hocam burada şu var. Adam ekonomik gücü yok. Çaresiz. A... binasını yaptıramıyor. Hukuken, teknik olarak, maddi olarak yaptıramıyor. Dönüştüremiyor evini. Yapamıyor bunu. Kolay işte değil bu. Bu çok zor da bir iş aslına bakarsanız. Bir sürü sıkıntılar çıkıyor. O zaman köyüne gitse parası yok. Orada yapamıyor. Ne yapacak adam? Yaşayabildiğim kadar yaşayayım diyor. Yani toplumun bak, geldiği yer... Benim sorumu bir daha tekrarlayayım hocam. Şimdi Murat Kurum bu işleri bilen bir adam. Deprem bölgelerinde Doğu'da, Elazığ'da, Van'da iş yapmış, inşaat yapmış. Daha önce TOKİ ve Emlak Konut'ta bir sürü bu işin içinde olmuş biri değil mi? Programında da çok net, somut depremle ilgili bir projeksiyon ve projeler var. Değil mi? Anlatıyor. Gayet net anlatıyor. İşte örneğin beyefendi diyor yani şey yerleri yok, toplanma yerleri. Evet. O toplanma yerlerini nerelere koyacağını ve oralarda ihtiyacı karşılayacak yapılanmayı nasıl yapacağını, altyapıyı nasıl kuracağını çok basit bir şekilde anlatıyor. Finansmanı da anlatıyor hocam. Finansmanı bir örnek vereyim mesela. Tebrik ederim. İstanbul'da yaşayanlar için de bir somutlaşsın. 700 bin lira hibe veriyor. 700 bin lira sıfır faiz kredi, 100 bin lira da taşınma yardımı. Bravo. Yani İstanbul'u kendi evini dönüştürdüğünde faizsiz, 10 yıl aylık 5.800 lira taksitle, bakın bugün 5.800 lira taksitle evini yenileyebilecek. Bizim evet. çalışmamız, projeksiyonumuz, her şeyimiz hazır diyor hocam. Tamam. Şimdi bunun karşılığı yok ama bunun karşılığı kırmızı. Arz edebiliyor muyum işin tuhaf dilemmayı yani? Biz hala çelişki. Bilinçlenmedik diyorsunuz. Ya o bilinçlenmeyen halkın... Bu kurumun bu vaatlerinden hiçbir şekilde etkilenmediğini düşünüyorum ben ya. Yalandan daha çok etkileniyor sanki ya. Hayır çok ciddi olarak burada bir problem var. Bunu anlatamamışız demek ki. Yani bunu sizin şu anda anlattığınız mesela nasıl bir etki yapıyor söyleyeyim mi size? Evet. Hadi lan diyor lan biz diyor abuk subuk bir yerde oturuyoruz şimdi. Bu gece izleyen biri bir baktı oraya ulan kırmızı bizim orası böyle sarı. Falan mahvolduk gittik ya uyuyor yarın kalkıyor hiçbir şey yok. Halbuki acaba şöyle diyor olabilir 6 mi? 6 Şubat'ta olmaz yaşadığımız şey. Şeye bakarsanız çok taze bir hafıza var 6 Şubat'ta. Evet. Hiç kimse tahmin edemez değil mi? Tabii. Hocam biraz önce program öncesi söyledi. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 11 il mahvolmuş. Mesela çok da canlı bir hafıza var önümüzde aslında. Tabii. Şöyle bir anketten çok daha fazlası beklersiniz. Nasıl anlarız canım? Biliyor musun Hikmet öyle abi? Yani onu şöyle anlarız. Maalesef biz şu anda... Bazı şeyler başımıza gelmeden bunu idrak edebilecek noktada değiliz. Ama Hatay'a gidip, Kahramanmaraş'a gidip, Malatya'ya gidip orada yaşananları görmüş olsak bu ankete vereceğimiz cevaplar farklı olur. Veya sudan örnek vereyim. Abiciğim bizim kuşağımız... Hayati bir mesele değil mi su? Şimdi biz
İstanbul'da yaşayanlar olarak iklim krizinin de etkisiyle yeni su kaynaklarının da son 5 yılda İstanbul'a gelmemesiyle beraber ciddi bir tehdit altındayız. Normal şartlarda. Kesinlikle. Mart ayında barajların kapakları açılırdı. Bakın şu anda %80'ler seviyesinde ha iyi durumumuz filan diyoruz ama musluktan su kesildiği an su çok önemli bir şeymiş konusunu biz idrak ediyoruz. Veya ulaşım. Yani %64'ten %74'e gitme ihtimali var. Biz trafikle ilgili birebir Ali Hocam'ın dediği gibi hissetmemiz için şunu görmemiz lazım. Trafikte duracağız. Ya. 3 saat hiç hareket etmeyeceğiz. Evet trafik problemi varmış. Ama İstanbul'a 1 yıl zaman kaybettirdiğinizde bunun geri dönüşümü, bravo, o yarayı kapatmak 3-4-5 sene. Hocam demek ki bu planlama ve strateji kadar önemli olan bu strateji bir planlamaya gönlünü, aklını, zihnini verecek olan halk kitlelerini bilinçlendirmek ve onları bu konuda yönlendirmek gerekiyor. Böyle kesinlikle bir politikası yok belediyenin. Benim hocam politikası şu, bak rasyonel bir politikasını gideceğim. Söyleyeyim, reklama gidelim. Zaten onlar da reklam yapıyor, başka da bir şey yapmıyorlar. Özellikle bu üst geçit reklamlarında kentsel dönüşümle ilgili ne yapmışlar biliyor musunuz hocam? Kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Bu evet, kadar. Evet. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Nerede proje? Az önce biz rakamları verdik. 193.000'de 2015. Hiçbir şey yok ortada. Şeyden geçirmişler. Reklam arasına gidiyoruz. Aslında çok çarpıcı hocam, bir gerçeği şey konuşuyoruz. Konuşmaya yol devam edeceğiz. 5 sene ama tam yol geri gitmiş. Siyaseten açıklamalar var. Fazla gemi açıklamalar. Gemi çarptı Üsküdar'da. Yolcu iniyor. Hocam reklama gideyim ben. Kısa bir.